Bayan Sarılgan Hiç düşüp bir yerine acıttığın oldu mu? Eminim olmuştur. Peki ne hissetmiştin? Keşke biri gelip bana sarılsa da kendimi iyi hissetsem diye düşünmüştün. Öyle değil mi? İşte Küçük Bayan Sarılgan tam da böyle biri. Küçük Bayan minik kaldırımdan düştüğünde onu nasıl da kucaklayıp sakinleştirmişti. Ama küçük bayan sarılganın kucaklamalarının asıl güzel yanı o çok özel kolları. Kimi sarılırsa sarılsın tas tamam kavrar onları. Mesela bir dal üzerine düşüp de şapkasını ezdiğinde bay küçüğü ya da sürekli etrafı toslayıp duran bay kütü. Hatta bulduğu her şeyi yediği için devamlı karnı ağrıyan bayan pis boğazı bile. Herkesi sımsıkı kavrayan ve her şeyi yoluna sokan çok özel kucaklamalarıyla küçük bayan sarılgan. Dostlarının yanındadır her zaman. Kimi zamanlar vardır ki ne biri üzülür ne de birinin canı yanar. Mesela doğum günleri gibi mutlu zamanlar. Küçük bayan sarılgan hiç yalnız bırakmaz dostlarını. Kim istemez ki doğum gününde kucaklamayı. Küçük bayan sarılgan sırf eğlence olsun diye sarılır bazen de. Arada bir kucaklanmak ister. Küçük bayan buyurgan gibileri bile. Anlayacağın o ki herkesin kucaklanmaya ihtiyacı var. En azından küçük bayan sarılgana göre öyle. Geçenlerde bir gün yürüyüşe çıkan küçük bayan sarılgan bir ardından gelen bazı sesler duydu. Birisi oflayıp pufluyor, ağlayıp sızlanıyordu. Sesi hiç de iyi gelmiyordu. Bu bay huysuzdu. İyi ama bay huysuz neden bu kadar mutsuzdu? Güneş batmıştı da ondan. Doğrusu bay huysuzu keyiflendirmenin hiç yolu yoktu. Küçük bayan sarılgan şimşek gibi fırlayıp çitin arkasına geçti ve kollarını uzatıp bay huysuzu kucaklayıverdi. Daha doğrusu bunu yapmayı denedi. Ama öyle bir şey oldu ki küçük bayan sarılganın başına o güne dek böyle bir şey gelmemişti. Bay huysuz onu itti. Bir de ''Git başımdan'' diyerek bağırdı yetmezmiş gibi. Küçük bayan sarılgan duyduklarına inanamıyordu. Küçük bayan sarılgan gördüklerine de inanamıyordu. Daha önce hiç kimse onun kucaklamalarını reddetmemişti. ''Ama, ama herkes kucaklanmayı sever.'' diye haykırdı. Küçük bayan sarılgan öyle şaşırmıştı ki Bay Huz'da tekrar sarılmaya kalktı. ''Ne yapmaya çalıştığını biliyorum.'' dedi. Bay huysuz ama işe yaramaz. Ben huysuzum ve huysuzlanmayı da seviyorum. Ne kadar sarılırsan sarıl bunu değiştiremezsin. Ama küçük bayan sarılgan onu kucaklamayı bırakmadı. Bay huysuz dedim ki diye söze başlamıştı ki aniden durdu. Bay huysuz da daha önce hiç olmayan bir şeyler oluyordu. Yüreğinin derinliklerinden gelen tanımadığı sıcak bir duygu tüm vücuduna yayılıyordu. Küçük Bayan Sarılgan ona daha da sıkı sarıldı ve ardından çok tuhaf bir şey oldu. Bay Huysuz yavaş yavaş gülümsemeye başlıyordu. Ömründe ilk kez mutluydu. Küçük Bayan Sarılgan sonunda onu bıraktı. Ne de güzel gülüyormusun dedi ona. Tahmin et sonra ne oldu? Bay Huysuz'un yüzü kızardı. Hem de ömründe ilk defa Sonra o da küçük bayan sarılgana sarıldı. Ömründe ilk kez birbirine sarılmıştı. Elbette tahmin edebileceğin gibi bu tam bir kucaklama sayılmazdı. Küçük bayan sarılganın kucaklamalarının yanında lafı bile olmazdı. Buna dense dense yarım kucaklama denirdi. Ancak Bay Huysuz'a göre bir kucaklama